şimdi Gülay telefon hattındaymış, Nazmi Akın eşi. Gülay Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldik. Of, insan ne söyleyeceğini bilemiyor değil mi? Evet, söyleyecek sözü. Söyleyecek sözü. Siz de boşanma davasını açmışsınız. Evet, açtım. Eşiniz bu bir yıllık süre içerisinde sizi hiç aradı mı, sizle iletişim kurdu mu? Hayır. Hiçbir şekilde. Çocuklarla iletişim kurmak istedi mi? Hayır, hayır. Hiçbir şekilde arayıp sormadı. Ne yaptığını, ne ettiğini bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. O 9 Ağustos, aslında 8 Ağustos'dan evet. Sonra sizin kocanız Nazmi ile Selahattin'in eşi Zuhal Hanım'ın telefonda sık sık görüşme yaptıklarını öğreniyorsunuz ve arkasından Zuhal ortadan kayboluyor. O günde sizin kocanız ortadan kayboluyor. Kayıplara karışıyor. Ama yine Evet. de onu korumak adına yalan söylüyorsunuz. Korumak adına yalan söylemedim. Korumak değildi amacım. Net bir şey olmadığı için ortada. Yani şimdi ortada net bir şey yok. Herkesten önce ben de kalkıp da bu böyle yok demek şaşırdım. Çünkü 20 yıllık evliyim ben. Hiçbir hatası olmadıydı 20 yıldan beri. Yani kalkıp da hani bu böyle bunu yapmıştır diye hiç aklıma gelmedi. Ta ki onlardan öğrenesiye kadar. Hiç aklıma gelmedi, hiç düşünememiştim. Yani Hani şimdi kesinlikle korumak amaçlı değil. Ama aslında bu da bir nebze korumak. İnsan eşine kondurmadığında korumak ister. Zuhal bir anda yani o gün ortadan kayboluyor. Bekliyorsun Evet. bekliyorsun, Nazmi de gelmiyor eve. Nazmi de ortada Gelmiyor. yok. Evet. Aklınızdan geçti mi? Aklımdan geçmedi. Düşünemedim. Zaten hiç olacağına ihtimal vermedim öyle bir şeyin. Çünkü siz yakın arkadaşlarsınız. Hep beraber yiyip içiyorsunuz. Bu arada... Ya biz yeni değil, 20 yıldan beri sürekli kardeş gibi, aynı Selahattin Bey'in söylediği gibi 20 yıldan beri ailece görüşen ve anneleri babaları da görüşüyordu bunların. Sadece biz değil. Onun için olmaz, böyle bir şeye ihtimal vermediğim için bir şey diyemedim. Korktum, yalnız şaşırdım. Annesini babasını aradım. Gelin böyle böyle bir şey var, oğlumuz yok diye. Hiç arayıp sorup gelmediler. Abimi aradım. Abi böyle böyle bir durum var başımda. Abim de ben geliyorum dedi. Abim gelene kadar korktum ve hiç kimseye bir şey diyemedim. Şaşırdım. Hiç beklemediğim bir şeydi. Hiç beklemediğim bir şekilde bir şeyle karşılaştığım için ne yapacağımı şaşırdım. Bir kadın olarak iki tane çocukla ben de kaldım. Selahattin Bey'in dediği gibi iş kazası geçirdim. Raporluydum o zaman. Çaresizdim. Ama rapor paramı alıyordum. He, çalışmıyor, işi yoktu diyor. Orada yalan söylüyor. Çalışıyordu. Aynı şekilde o da çalışıyordu. O gün o da işten çıkmış. Beraber gitmişler. Ben bunları tabii ertesi gün Selahattin Bey dokümanı çıkarttırdıktan sonra beraber gittiklerine o zaman kanaat ettim. Kanaat ettikten sonra zaten her şey meydana çıkmış. Bu geldi de gelmedi demenin bir manası yoktu. Zaten olan meydandaydı. Yoksa saklamak veya korumak amaçlı böyle bir şey insan nasıl koruyabilir? Böyle bir terbiyesizliği nasıl savunabilir hala daha? Ailesinin beyanı ne oldu size karşı? Ailesi bir açıklama yapması lazım size karşı. Hiçbir açıklama yapmıyor. Ben defalarca annesine babasına dedim. Bakın oğlunuzun yerini biliyorsanız söyleyin. Boşanalım. Benim yakamdan düşsün. Benim için o gün bitti o. Benim için bitti. Benim yakamdan düşsün diye defalarca söyledim. Biz bilmiyoruz, biz bilmiyoruz dediler. Başka da bir şey demediler. Şimdi bu olayın... Dedim kardeşi biliyordur belki, kardeşleri bilmiyorlar dedi. Başka bir şey demedi ailesi. Şimdi bir, eşiniz tarafından aldatılıyorsunuz. İki, evet. Neden aldatıldığınızı, bunu hak etmediğinizi düşünüyorsunuz. Evet, üç, hak et. Hiç, bunu eşiniz... Selahattin Beyler de orada yüz yüze söylüyorum. Hak eden bir insan değilim. Ve bütün köylüleri de biliyor, beni tanıyan bilen herkes biliyor. Ben bu ihaneti hak eden bir insan değildim. Ya hiç kimse hak etmiyor da, yani bunun üçüncü boyutu daha çirkin. Evinize girip çıkıyor, arkadaşlık ediyorsunuz, can ciğersiniz. Kardeş yerine arkadaş, akraba, yani hani akrabalık başka bir boyutu. Benim değil de onun akrabası. Akrabalık var işin içinde. Ya bir süre sonra artık hani akrabanın ötesine geçiyorsun. İnsan her akrabası sıkı fıkı olur mu? Olmaz, ama komşularınla çok daha yakın arkadaşlıklar
kurarsın ve yaparsın. Siz sıkı fıkı bir ilişki yaşıyorsunuz. Aslında ben bunu da çok tasvip etmiyorum, biliyor musunuz? Yani hani evet, bu kadar yani sen de yiyelim, ben de... Sonra herkese örnek olmalı. Aynen, bu olay mı? Herkese ibret olmalı. Herkese ibret olmalı. Ya bugün bir daha bu kadar bir samimiyet yaşamazsınız herhalde. Artık ben insanlara güvenimi, iki evladımdan başka kimseye güvencim kalmadı. Güvenimi kaybettirdi o bana. Şaşırttı yani. Beni neye uğrattığını şaşırttı. Nasıl geçiniyorsunuz iki çocukla? Ben çalışıyorum. Murat Bey araya girecek. Raporum bitti. İşime devam ediyorum. İşte maddi imkanlarım olmadığı için mahkeme açamadım. Onlar hemen açtı. Tabii onun babası sahip çıktı. Mahkemesini açtı. Ama benim arkamda sahip bir babam vardı. Babam bile kahrından bu olayı kaldıramadı ve öldü. Oo, başınız sağ olsun. Sığınacağım hiç kimse kalmadıydı. Gülay, beni duyuyor musun? Duyuyorum. O gün akşam neden yalan söyledin bize? Neden bunun yalan altın, söylediğimi bunun söyledim altın, bunun altında ne sebep vardı Gülay? Sabahleyin, hiçbir sebep yoktu onun altında. Sabahleyin beni evine kadar götürdün, beni kızımla. Bakın hiçbir sebep yoktu. Dedin ki, akşam Nazmi evde yatıyordu ve sabahleyin biliyorsun beraber şeye gittik. Benim kızım sen, üçümüz senin evine gittik. Ve dedin ki kalkmış gitmiş evden yatağından dedim. Bunu niye amaçla yalan söyledim, ya bunu açıklar mısın? Ortada bir şey olmadı, ortada kesin bir şey olmadığı için ben ama eve geldi dedim bana, eve geldi dedin. Bunun altındaki tamam, amaç da Gülay. Olabilirim. Belki korkmuş olabilirim, hiçbir amacım yalan yok. Yalan söyleme Gülay. Bir terbiyesizliğe bak, senin bildiğin, bir şeyler var, meydana çıkacak. Bunları ben açıkla şey burada. Bilmiyorum. Bak, kimse ben, eliyle yuvasını yıkmaz, tamam mı? Kimse kendine ben bile seni, bir kötülük de yapmaz. Bak ben seni aynı kızım gibi, gelinim gibi tuttum. Ben de size hala bir amca kadar saygılıyım. Ha, bu yalan söylemenin amacını bana açıkla, başka bir şey istemiyorum senden. Hiçbir amacı yok yalan söylemenin. Var, sadece var Gülay, var. Sadece korktum ve konduramadım. Var, yalan söyleme Gülay. Konduramadın, tamam mı? Şimdi mesela akşamla geldi, ilgili... Geldi diye niye söylüyorsun akşam? Şimdi akşamla ilgili bir yalan söyledin de sabah artık olay çığırından çıkmaya başladı. Diyorlar ki gel eve gidelim dediğinde sen kocanın evde olduğu yalanı sürdürmeye devam ediyorsun. Evet. Murat Bey ve Selahattin'i rahatsız eden bu. Tamam, rahatsız eden o olabilir. Ben onlara defalarca söyledim, bak korktum, konduramadım, öyle bir şey olamaz diye. Ama telefonda görüştüklerini gün içerisinde, hatta çok uzun bir süredir, bir aydır görüştüklerini öğrendikten sonra mı hemen itiraf hatta etti? Hatta Esra Hanım şöyle, evet, şöyle bir şey var. Söyledim. Hatta şöyle bir şey var. Sabahleyin iki defa bizim eve geldi. Hı hı. Ve sonuçta biz telefon şirketinden telefon numarasını çıkartınca, ortada iki numara görülmeyince, bu dedi ki benim dedi adamın telefonu dedi. Biz zaten oradan Nazmi'nin telefonu olduğunu bildik yani. Şimdi sabah sana geliyor. Akşam diyor ki Nazmi evde sarhoş yatıyor. Evet. Sabah geliyor size. Telefon numarası çıktıktan sonra biz zaten bunlarla ilişkiye girdik. Yani bunlarla bizim hiçbir şeyimiz bağlantımız... Peki sen telefon numarasını, yani Zuhal'le Nazmi'nin görüşmesini gördükten sonra alıp Murat Beyleri kendi evine götürüyorsun. Hayır, gördükten sonra evet değil. Gördükten sonra. Hayır, yalan konuşma. Gördükten sonra değil. Yalan, yalan konuşmuyorum. Sen konuşma. Bak söylediğimi güzel de söylüyorum. Bak. Orada numaraları gördükten sonra ben dedim ki Gülay... Gördükten sonra bak, değil, görmeden önce. Bak yalan söyleme. Bak ya, ben bir konuşayım, ondan sonra buyurun, sen cevap ver. Telefon numarasını gördük, benim kocamın numarası dedin. Ben de dedim ki Gülay, en son bu senin kocanla görüşmüş. Saat 4'ü 5 geçimi, 6 geçimine işten çıktığında. Ve dedim ki bunun ölüsünü de bu biliyor, dirisini de bu biliyor. En son çünkü onunla görüştüğü için diye... Ben seni evine götürdüm. Hatta evine giderken dedim ki Gülay bak telefonu Nazmi evde yatıyordu dedi. Sen bizi öyle götürdün. Ben dedim ki Gülay hemen eve varınca Nazmi'nin telefonunu al. Yani yani silmesin, itiraz etmesin gibilerde. Ve eve gittik. Sen bizi evine çıkardın. Evin 5. katta. Çıkardın bizi evine. Aşağıda beklettin bizi. Benim kızımla. Çıktın yukarı baktın, evden kalkmış gitmiş dedin. Evde yok dedin. Ben sonra şeye geldim,
Kahvelere baktım, duraklara baktım, yok. Eve geldim, tekrar sen bizim arkamızdan geldin eve. Ayılma bayılma numarası yaptın evde. Ben numara yapmadım, tamam mı? Ha. Ben yaşadığımı kendim biliyorum. Kimse kimse sizin demek istediğiniz senin haberin vardı. Şimdi Günay. Tekrar geriye geldim Murat abi, şu anlamsız zaten. Şimdi kocanla Zuhal'in görüşmelerini görmeseler kalkıp eve kadar Nazmi ile görüşmeye gelmezler. Niye gelsinler ki? Gördükten sonra Nazmi ile görüşmek isterler. Ondan önce ama Nazmi bak, onlara yardım edecek biriyken niye gelsinler? Kendi tamam gördükten da sonra zaten gidiyor. Hayır, gördükten sonra değil, görmeden gördükten önce geldi. Gördükten sonra onlara. Biz zaten kardeşim senin evine gittik, Şenol... senin kocanla şüphelendik. Biz o saate kadar senin kocanla kimseden şüphelenmedik önce, zaten. Telefon tamam. kaydı çıkmadan önce tamam. geldi. Hayır. Tamam Gülay Hanım. Telefon kaydı çıktıktan sonra. Bunu herkese sorabilirsin. Telefon kaydı ne zaman çıktı? 9 Ağustos'ta mı? Evet, ertesi gün sabahı. Hayır, şimdi şey açısından önemli. Gülay Hanım, siz 10 Ağustos'ta emniyete verdiğiniz ifadede de aynı şeyi söylüyorsunuz. 10 Ağustos'ta siz aslında o HTS kayıtlarındaki iletişim bilgilerine vakıfsınız. Oradaki verdiğiniz ifadede diyorsunuz ki 9 Ağustos günü gündüz saat 7 sıralarında işe gitmek amaçlı olarak eşim evden ayrıldı. Bir daha da gelmedi, üzerindeki kıyafetlerini tarif etmişsiniz emniyete. Siz bu ifadeyi vermeden önce ama Selahattin Bey size HTS kayıtlarını ifade ediyor. Bu ifade 10 Ağustos tarihinde. Emniyete biz gittik. Onlar dokümanı çıkarttırdı mı? Emniyete biz gittik, evin adresini size biz verdik. Size nacizane şunu sormak istiyorum. Çünkü sizin aynı zamanda da bir arsa satımıyla ilgili eşinizin ailesiyle bir aranızda husumet olduğunu düşünüyorum. Bu konuda... Arsa bizim ayrı konumuz. Bu konuda bir tehdit almış olabilir misiniz bu bilgiyi verirken? Sizi yanlış ya ifade... Hemen mi? O bir gün içerisinde mi? Yok, hayır, daha sonra. Arsa daha sonraki olan bir şey. Arsa benim özel aile sorunumuz. Arsayla onların herhangi bir sorunu yok. Ama sorun hayır, ailenizin yok. Ailesiyle yaşıyorsunuz bu sorunu. Size şunu anlatmak istiyorum. Bu yanlış hani bilgiyi vermedi. Eşinizin ailesi tarafından yönlendirilmiş olabilir misiniz diye soruyorum. Hayır, ailesiyle hiçbir şekilde görüşmedim. Ailesi beni hiçbir şekilde arayıp sormadı. Bizim oğlumuz böyle bir terbiyesizlik yaptı. Sen ne haldesin demedi. Peki sizi de buraya bekliyorum. Siz eşinizden boşanmak istiyor musunuz ortaya çıktığında? Evet, ben davamı açtım zaten. Diyeceğim de şu. Eğer ki görenlerin, bilenlerin vicdanen bir an önce yerlerini söylemesi, bu terbiyesizliği yaparken utanmadılarsa meydana çıkmaya da hiç utanmasınlar. Utanmadan yaptıkları gibi çıksın, yakamdan düşsün. Başka sen, hiçbir şey istemiyorum. Esra abla. Buyurun. Şimdi bir bilgi geldi de Zuhal Karadağ ve Nazmi Ak'la ilgili en son 23 Mart tarihinde Antalya Kaş tarihinde görüldüğünü siz iddia etmiştiniz. Hastaneye gittiği bilgisini vermiştiniz. Evet. Şimdi en son ihbarlar da gelmiş. Fethiye'de görülmüş. Zuhal Karadağ'ın fotoğrafı ekranda. Nazmi Ak'ın fotoğrafı ekranda. Tam bir yıl önce 9 Ağustos tarihinde Balıkesir'de yaşadıkları evden çıkıp gidiyorlar aslında, terk ediyorlar eşlerini. Antalya Kaş'ta görülüyorlar ama en son gelen ihbarlar Fethiye'de oldukları yönünde. Buyurun Selahattin Bey. Daha önce biz karakola gittiğimizde, evet. Bayramdan sonra şehrimizde Fethiye tarafında ifade verilmiş. Ses gitti. Fethiye tarafında da görülmüşler. Gelen ihbarlar da o yönde. Ekranda da fotoğrafları var. 0212 975 2525. Telefon numaralarımız 545-746-2525, WhatsApp ihbar numaralarımız, biraz önce Nazmi Ak'ın eşi Gülay Hanım'ın söylediği önemli bir cümle var. Bunu yaparken utanmadılar. Bundan sonra bu gerçekle yüzleşmek için bu cesareti bulsunlar ve bir an önce ortaya çıksınlar. Bu evlilikler bitsin dediler. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.